Betül Eroğlu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Paralimpik Milli Yüzücüyüm. Milli yüzücülüğümün yanı sıra bedensel engelliler yüzme milli takımının da kaptanıyım. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün sporcusu olmakla beraber takım kaptanlığını da yürütmekteyim. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünden de derece ile mezun oldum. Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ta spora başladım. Sporcu kökenli bir aileden geliyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu'nda yeğeniyim. Yüzmeye 2001 yılında başladım. Eski milli takım antrenörü Osman Çullu tarafından yüzmeye yönlendirildim. 2000 Sydney Paralimpik oyunlarından dönüşte Osman Çullu okula ve milli eğitime yazılar yazmış. Engelli bireyleri bulup olimpiyatlara yetiştirmek uğruna çalışmalara başlamış. Ve bu uğurda bana da ulaştı. Ben spora başlamadan önce asosyal bir bireydim. Ailemden başka kimseyle iletişim kurmazdım ve rahmetli babam ailem beni sosyalleşmem amacıyla yüzmeye yönlendirdi. Bu vesileyle 2001 yılında ben yüzmeye başladım. Yüzmeye başladıktan 7 yıl boyunca John Smith ile yüzdüm. 1. Karadeniz oyunları 2007 tarihine kadar John Smith ile yüzdüm. O ortamı sevdim. Belki de biraz yeteneksizdim. Bu da buna sebebiyet vermiş olabilir. Ama uzun yıllar John Smith ile yüzdükten sonra ilk kez 2008 yılında John Smith'ini çıkartarak profesyonel yüzmeye başladım. 2010 yılında da milli takıma girmiş oldum. Beytullah'la tanışmamız bir okul projesi sonrasında ortaya çıktı. İlk bir okul yarışlarında, biz Kahramanmaraşlıyız. Kahramanmaraş'ta okul sporlarıyla ilgili bir müsabakada Ali Uzunatlı, Türkiye'nin ilk paralimpik sporcusunu gördük. Dedi ki, böyle birileri varmış. Sonrasında biz acaba engelli bir bireyle bu işi yürütebilir miyiz diye şu an rahmetli olan, Allah nur içinde yatırsın, Osman Çullu hocamızla birlikte böyle bir projeye adım attık. Sonrasında okullarla, milli eğitimle birlikte ortak bir proje yürütüldü. Ve Beytullah bu ortak projenin bir eseri olarak ortaya çıktı. Sonrasında Beytullah'la ilk kez böyle bir kolları olmayan bir çocuğu yüzdürmeye çalışıyorduk. Yaklaşık olarak 6-7 yıllık bir süreç Beytullah'a sadece suyun üzerinde kalabilmesi adına mücadele verdik. Burada da anladık ki aslında suyun üzerinde kalmamıza yardımcı olan yüzme malzemelerinin hepsi kol detaylı yapılmıştı. Örneğin işte kolluklarımız var. O zamanki tabii ki de bu kadar gelişmiş bir ortamda yok. Kolluklar var. Kola takılıyor. Beytullah'a takamayız, çocuğun kolları yok. İşte John Smith'leri var. John Smith'lerinin vücudunda kalabilmesi için de koltuk altlarının olması lazım. Beytullah'ın böyle bir şansı da yok. Ve dediğim gibi bu süreç 6-7 yıl gibi bir zamanımızı aldı. Sonrasında Beytullah Karadeniz oyunlarında ilk defa Türkiye'de birincisi gerçekleştirilen bir organizasyonda ilk defa herhangi bir aparat kullanmadan yarışmalara katıldı. Ve günümüzdeki Beytullah ortaya çıktı diyebiliriz. Yani asıl başlama amacım sosyal aktiviteydi benim. Kendimi geliştirmem içindi. Dediğim gibi ailemden başka kimseyle iletişim kurmazdım ben. Ve spora başladıkça bu özgüvenim yerine geldi. Şöyle bir kelime kullandım ve çok dikkat çekmişti o zaman. Spora dört kolla sarıldım. Kol olmayan bir insan hayata dört kolla sarıldı. Ve ben, ailemin de amacı buydu. Bundan sonra amcam dünya şampiyonlukları kazandı ve ben o gün dedeme sordum. Ben de büyük başarılar kazandığım zaman bana da davul çaldıracak mısınız? Benim de başarılarımda şehrim bayram yerine dönecek mi diye. Sen dedi, başarılı olsana çifte davul çaldıracağım. Ve ben ondan sonra hedefimi hep yükseklere koydum. Büyük başarılar elde etmek için çalışmaya başladım. Beytullah, milli duyguları çok yüksek bir çocuk. Ve bundan dolayı milli duygularla ön plana çıkartarak motivasyonunu sağlıyoruz diyebilirim özetle. Sporda ilk kez 1. Karadeniz oyunlarında Trabzon'da John Smith'ini çıkartarak yüzdüm. Ve yeteneğimin olduğu keşfedildi. Orada da dünyadaki birçok engelli örnek alarak yaptım. Ve bunun üzerine antrenörlerim yoğunlaştı. 2010 yılında milli takıma girdiğimde tarihimizde, Türkiye tarihinde final daha yüzülmemişti dünya şampiyonasında. Ve ben bunu başarabileceğime inandım. Çok çalıştım.
Çok gayret ettim. Yani ben gayret ettiğimi sanıyordum aslında. Size şöyle küçük bir anımı anlatabilirim. Dünya Şampiyonası'nda ilk defa finale kaldım ve finale kalmadan önce Kolrum'da bir rakibimin ısındığını gördüm. Benim rakibimin olduğundan haberdar dahi değildim işin açıkçası. Ve yarışa çıkmadan önce dedim ki Allah bu insana rakip olana yardımcı olsun. Çünkü öyle iri, güçlü ve kuvvetli bir insandı. Yarışa çıktığımızda beni geçti ve ben o gün dedim ki Beytullah bu iş böyle olmayacak. Tarih yazmak bu değil. Çok daha fazla çalışman lazım. Çok daha iyi çalışman lazım. Ben ondan sonra daha fazla çalıştım ve ilk defa 2011 yılında Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Bayrağımızı dalgalandırdım. Avrupa'nın en iyisi oldum. Gerçekten o an yaşadığım duyguları binlerce kez kelimelere dökmeye çalıştım. Ama maalesef ki dökemiyorum. Çünkü çok güzel bir duyguydu, çok güzel bir onurdu benim için. Hem tarih yazmak hem de şanlı ay yıldızlı bayrağımızı göklere çekmiş bulunmak. Beytullah'la beraber hedeflerimiz tabii ki de her zaman bir olimpiyat madalyamız eksik. Bir olimpiyatta kürsü görmek istiyoruz. Ama bununla ilgili uluslararası arenada bazı haksız rekabet ortamı var ve şu an onunla mücadele ediyoruz. İnşallah bunu aşabilirsek olimpiyatlarda da Beytullah'ın çok rahatlıkla ülkemize bu madalyayı kazandıracağını düşünüyorum. Bu yılki hedeflerimiz arasında da dünya şampiyonası var. Ben Kahramanmaraş'ta spora başladım. Bilirsiniz ki Kahramanmaraş'ta deniz yok ve 1970 yılında yapılmış bir havuzla biz sporumuzu devam ettirdik. O dönemler devletimizin desteği, gençlik sporumuzun desteği tamdı. Ailem, antrenörlerimin de inancı tamdı bana açıkçası. Herkes bu başarıyı bekliyordu. Ben de bu başarıyı bekliyordum. Ama bu zorlu bir süreçten geçti. Şöyle anlatabilirim. O dönem ben daha bu başarılara ulaşmadan önce herkeslerin telefonunda duvar kağıdı bendim. Her tesisin girişinde benim resimlerim asılıydı. Gerçekten ben çok büyük değer gördüm. Ben çok büyük destekler sayesinde bugünlere geldim. Antrenörlerim, teknik kadrom, ailem özellikle çok zorluk çekti ailem. Bu uğurda beni bugünlere getirebilmek için gerçekten büyük çaba sarf ettiler. Rahmetli babam nur içinde yatsın. Aileme buradan da teşekkür ediyorum. Biz antrenör gözüyle baktığımız zaman ve bir performans antrenör olaraktan bizim hedefimiz her zaman başarıdır zaten. Bizler başarıyla motive olan insanlarız antrenörler olarak. Bu işe kendini adamış insanlar olarak. Ve sonraki süreçte de ailenin bu desteğini alarak Beytullah'ın bu başarıya ulaşabileceğini net bir şekilde gördük. Allah nur içinde yatırsın. Babası hani bu uğurda inanılmaz derecede, Mustafa Eroğlu inanılmaz derecede emekler verdi. Bununla ilgili Beytullah'ın bu seviyeye gelmesindeki en büyük destekçilerinden birisi de Mustafa Eroğlu'dur. Onu da sizlerin huzurunda rahmetle anıyorum. Yani sizler de takdir edersiniz ki spor çok zorlu bir süreçtir. Bizler bir yıl boyunca çalışırız, sabah saat 6'da kalkarız, antrenman yaparız. Ve yeri gelir, müsabakadan bir hafta önce hastalanırız ya da bir yerimiz sakatlanır. O bir yıllık verdiğin emeğin hepsi çöpe gitmiştir. Böyle durumlar yaşadığım oldu. Ve dedim ki ben bunu niye yapıyorum ki? Yani gerekli desteği ve maddi imkanı bulamadığımız zamanlar oldu. Ve hep pes etmeyi düşündüğüm zamanlar oldu. Kendime şöyle söyledim. Beytullah zaman akıp gidiyor. Maalesef ki durduramıyoruz. Ve rakiplerimiz de çalışmaya devam ediyor. Benim kaybettiğim bir antrenman bana zarar. Rakiplerim o bir antrenmanı kaybetmeyecek. Ben her zaman kendim için çalışmam lazım, ülkem için çalışmam lazım dedim. Ne zaman yıldıysam, ne zaman yorulduysam bunu düşündüm. Ve bu uğurda çalışmaya devam ettim. En nihayetinde dünyanın en büyüğü olacağımı bilerek, inanarak kendimi motive ettim. Bana inananları, bana destek verenleri yüzünü ak çıkartmak için çalıştım. En nihayetinde de bu başarıya ulaşmış oldum. Aslında ben her spor dalıyla ilgilendim ama yeteneğimin burada olduğunu düşünüyorum. Ben su için yaratıldığımı düşünüyorum. Dönem dönem
hasta olduğum zamanlar olmuştur. Benim havuza girmediğim dönemlerde. Yani suyla bir bütün olduğumu düşündüğüm için hep su üzerinde yoğunlaştım. Ama geriye kalan bütün sporla da ilgiliyim aslında. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü benim için bir avantaj. Burada birçok arkadaşımız milli takımlarda ve büyük başarılar elde ediyorlar. Ve biz aile olarak da güreş kökenli bir aileyiz. Benim amcalarım hep milli güreşçi ve alttan yetiştirdiğimiz milli takımlar, futbol, milli futbol takımına aday sporcumuz da var. Ailemizde milli güreşçi sporcumuz da var ailemizde. Sporun içerisindeydik ama yüzme benim için biçilmiş bir kaftandı. Aslında bu zorlu bir süreç. Benim için değil, ailem için zorlu bir süreç. Ben okula ailemin zoruyla başladım işin açıkçası ve okula başladıktan sonra okuluma gelen yazıyla spora devam ettim. İlk gittiğim okulda maalesef ki kabul edilmemişim engelliyim diye. Ve ailem bu konuda, babam bu konuda çok ısrarcı olmuş bana. Özel masalar, sıralar yaptırdı. Ben okula böyle aile zoruyla başlayıp zorluklarla okuyarak meydana geldim. Ve ben ortaokulu da liseyi de okul başkanlığıyla geçtim. Üniversitede de okul başkanlığı bana çok istenilse de ben yoğun tempomdan dolayı okul başkanı olmak istemedim. Ben evimden çıkmak istemiyordum. Ailemden başka kimseyle iletişim kurmak istemiyordum. Bu maalesef ki engellilerimizin genelinde var. Burada ailelerin özverili olması gerekiyor. Aile ne kadar çok isterse bu başarıyı ve teşvik ederse çocuk o zaman o kadar çok inanıyor. Benim ailem çok inandı. Gerçekten teşvik etti beni bu başarıya. Ve ben onların inancı sayesinde başarabileceğime inandım. Ben birçok zaman antrenmana gitmek istemedim ve onlar zorladılar, beni antrenmana getirdiler. Ailelerin elini taşın altına sokması gerekiyor. Onlara inanmaları gerekiyor. İnandıkları zaman gerçekten sporcu da, birey de kendine inanacaktır. Ve şunun da garantisini ben verebilirim ki, bir spora gittikleri zaman, orada biraz fedakarlık gösterdikleri zaman hayata, sadece spora ya da maddi bir kazanca tutunmayacaklar. Hayata tutunacaklar ve hayatının geri kalanını başarıyla devam ettirecekler. Okuduğum her okulu dereceyle bitirdim. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden de gerçekten bana çok şey kattı. Sporla ilgili, beslenmeyle ilgili, antrenman tempomuzla ilgili gerçekten yoğun ilgilere maruz kaldım. Gerçekten bir sporcu hem okuyarak, hem okulda başarı elde ederek, hem havuzda başarı elde etmek çok zordu. Her öğrenci bilir ki vize ve final haftası çok zor geçer. Ben her vize ve final haftamda hasta oldum. Çünkü antrenmanı yapmak zorundaydım. Her gün çift antrenman yaptım. Dersime çalışmak zorunda kaldım. Ve oldukça 1,5 saat uzun, 1,5 saatlik yolda okula gittim. 1,5 saatle geldim. Günümün 3 saati yolda geçti. Ama çok şükür ki bunları başarmışım. İyi ki yapmışım. Bugün dereceyle Türkiye'nin en iyi spor bilimlerinden birinden mezunum. Diplomalı bir şampiyon olarak karşınızdayım. Yani her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. Engelli sporları eskiden hiç tanınmazdı. Sizler gibi spor severlerin destekleri sayesinde halkımız artık bunları biraz daha tanıyor. Ve en son Paralimpik oyunlarında da ayrım yapmaksızın aynı muameleyi gördük. Hatta Team Türkiye diye tanıtımımız bile birleşti. Ve ben bu bir önceki Paralimpik oyunlarında bana sorsaydınız benim için bir hayaldi. Keşke bakanlığımız aynı ilgiyi verse de bizim de tanıtımımızı yapsa demişliğim vardır. Ama her geçen gün ilgimiz artıyor. Her geçen gün desteğimiz artıyor. Ben bunu görmekteyim. Bu uğurda da destek verenlerden teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz var mı? Var. Ama bunlar çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ben inanıyorum ki bir sonraki Paralimpik oyunlarında hemen hemen aynı şartlarda, aynı ilgiyle, halkımızın da aynı desteğiyle karşılaşacağımıza inanıyorum. Şimdi bizlerin uluslararası organizasyonlara göre yıllık antrenman programlarımız var. Antrenman programları da kendi içerisinde dönemlere ayrılıyor. İşte genel hazırlık dönemi, özel hazırlık dönemi, taper dediğimiz zirve dönemi, yarış öncesi dönem vesaire diye. Ve bu süreçlerde de yüzdüğümüz metrajdan, yüzdüğümüz şiddete ve antrenman kapsamına kadar değişiklik gösteriyor. Bizler biliyorsunuz suda antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun bir de kara çalışmaları var. Ama ortalama olaraktan şöyle söyleyebilirim. Haftada 8 tane su, minimum 3 tane de kara antrenmanıyla ve ortalama olarak tek antrenman olduğu dönemlerde 4000-5000 bandında metre olarak
çift antrenman olduğu zaman da 8.000 ile 10.000 metre arasında antrenmanlarımız oluyor. Ama dediğim gibi bu antrenman dönemlemesine göre de değişiklik gösteriyor. Dünya Paralimpik Komitesi, IPC bizim maalesef ki önümüze setler kurdu. Bunları aşmamız için Paralimpik Komitemizden ve Bakanlığımızdan destek bekliyorum. Maalesef ki havuzda değil masada kaybettik biz. Bu engeli aştığımız zaman 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına inşallah en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Ve ben sporun yönetim alanından dereceyle mezun oldum. Aktif sporu bıraktığım zaman inşallah sporun yönetim alanında gelecek nesillere tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Ve gelecek nesillerin de başarılı olması için elimden gelen her şeyi yönetim alanında yapmak istiyorum. Yeni bir projeye başlıyorum inşallah. Bu proje ise engelli bireyleri sosyal kurumlarımızdan, belediyemizin ve devletimizin sosyal kurumlarından bulup yüzmeye başlatmak. Burada onlara gerekli havuz imkanı ve antrenör imkanı sağlayarak yetenek taraması yaptıktan sonra profesyonel yüzmeye geçiş yapmalarını sağlamak. Yerel yönetimlerimizin destekleriyle sağlamaya çalışıyorum. İnşallah gelecek dönemlerde ülkemizin birçok yerinde yaparak bedensel engelli yüzmesini öncelikle kalkındırmak istiyorum. Bunun yanı sıra sadece yüzmeyle kalmayarak çevremizdeki birçok başarılı arkadaşlarımızdan destek alarak birçok branşta, paralimpik alanda, engelliler alanında hem hayata sarılmaları açısından hem de ülkeye sportif başarı getirmeleri açısından çalışmalara şimdiden başlamış bulunmaktayım. Ben sosyal medyada elimden geldiği kadar yön göstermeye ve destek olmaya çalışıyorum. Elbette ki imkanı olmayanlar oluyor ve devletimizin de şöyle bir yasası var ki engelliler tesislerini kullanmak zorunda. Artık böyle bir sorunlarımız da yok. Bulundukları ildeki takımlara yönlendiriyorum kendilerini. Elimden geldiğince aslında destek vermeye çalışıyorum ve dediniz ya burada insanlar, bazı insan, her insan bir şeyle tatmin olur. Ben de açıkçası şununla tatmin oluyorum. Daha önce hiç engelli olduğunu belirtmeyen, fotoğraflar paylaşan insanlar bana şöyle mesajlar atıyor. Ben seni gördükten sonra tekerlekli sandalyeyle fotoğraf paylaştım. Bu gerçekten benim için büyük bir onur. Ben bununla tatmin oluyorum yani. Biz dünya genelinde en çok engelli oranına sahip ülkelerden biriyiz ve uluslararası kampımızın birinde bir antrenörümüz bana şunu sordu. Beytullah dedi, sizi tebrik ediyorum. Engelli oranınız çok düşük. Ben dedi hiçbir yerde, AVM'lerde, sahillerde, restoranlarda engelli göremiyorum. Aslında bizim dünyada en çok engelli oranına sahip ülkelerden biriyiz biz. Bizim engellimiz dışarıya çıkmıyor. Ben bu engellileri dışarıya çıkartmak için çalışıyorum aslında. Ve bundan da onur duyuyorum. Engelli sporcu olmak gerçekten zor değil. Tabii ki de kendine göre bazı zorlukları var. Ama bu zorluklar engellinden dolayı değil, ilgili branşa özgü olaraktan zorlukları var. Engelli çocukların ve engelli ailelerinin bu noktada gerçekten bizlere destek olması gerekiyor. Nasıl bir destek? Bu iş... üç ayaklı saç derler, bilir misiniz? Anadolu'da saçlar vardır. Bu kazanları koyabilmek için. Bizim işimiz de böyledir. Veli, aile tarafı, antrenör tarafı ve sporcu tarafı. Eğer bunlardan birisi aksarsa bu işte yol almak gerçekten zordur. Evet, meşakkatli bir iş mi? Gerçekten çok meşakkatli bir iş. Yani buralara gelinmek gerçekten zor. Ama bizim işimiz zaten bu. Zoru başarabilmek, mücadele etmek, disiplin ve yılmamak. Bundan ötürü de lütfen aileler çocuklarını, evet şu an biraz daha özellikle Beytullah'ın yüzmeye başladığı dönemlerle kıyasladığımız zaman çok ciddi derecede bir gelişim gösterdik biz ülke olarak. Çok ciddi dereceler elde ettik. Özellikle engelli sporlarında. Belediyeler ve bununla ilgili kurum ve kuruluşlar çoğaldı ve destekleri arttı. Yetersiz miyiz? İlla ki eksikliklerimiz var. Ama lütfen, lütfen, lütfen bunları biz aileler çocukları sokağa çıkartarak, o çocukları, engelli çocukları toplumun içerisinde görerek, bu çocuklarımız, işte bugün Beytullah özelinde konuştuğumuz için hep Beytullah ama bununla ilgili onlarca isimler var. Ve benim gördüğüm, okuduğum ve araştırdığım kadarıyla şu, toplumlar engellisine sahip çıktığı kadar ve sosyal hayatına karıştığı kadar gelişmiş bir
ülke ve toplum haline gelebiliyor. Buradan şunu söylemek istiyorum ki yaratan bizi iki çeşitle yaratmıştır. Erkek ve kadın olarak ayrım yapmıştır. Fizyolojik ve biyolojik özelliklerimiz farklıdır. Ama biz halk olarak maalesef şunu yapıyoruz. Bir de buraya engelli kategorisi koyuyoruz. Ben bunu olmasını istemiyorum. Gerek bu iyimser gözle bakılması, gerekse acınan gözlerle bakılması gerçekten engelliye zarar veriyor. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Ben en çok şu konuda problem yaşıyorum, tokalaşmada. Covid bunu biraz aştı. Aslında tokalaşma yapmıyoruz. Ama ben tokalaşmada gerçekten büyük problem yaşıyorum. Karşımıza biri geldiği zaman elini uzatıyor ve benden bir geri dönüş almadığı zaman o kötü etkileniyor. Bu da beni kötü etkiliyor. Ama bunu şöyle yapabiliriz. Bunun sebebi şu. Biz engelli diye bir ayrım yaptık. Aslında eli dolu ya da iki eli de kırılmış bir arkadaşımıza ne yapıyorsak onu yaptığımız gibi davransak ya da ayağı olmayan bir arkadaşımıza davrandığımız gibi davranırsak ortadan sorun kalkacaktır diye düşünüyorum. Halkımızdan bu duyarlılığı bekliyorum. Engelli kardeşlerimizden de şunu rica ediyorum. Mutlaka evlerinden çıksınlar. Kendilerini göstersinler ki bizim de var olduğumuzu bilsinler. Var olduğumuzu bilmeyen o kadar çok kesim ve insan var ki devletimizin desteği maalesef yetersiz kalıyor. Ben İrlanda'da yemek yerken kötü hissettim kendimi. Çünkü kimse bana bakmıyordu. Normalde ülkemizde ben ayağımla yemek yerken restoranda insanlar beni izler. Ve ben o kadar çok alışmışım ki ayağımla yemek yerken beni izlemesini, insanların izlememesinden şaşırdım. Bu bizim hatamız. Biz kendimizi dışarıda göstermek zorundayız ki toplum da bizi kabul etsin. Ben bu toplumun kabul etmeyeceğine inanmıyorum. Ben yenilmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü şunu biliyorum ki ikinciliği düşünürsen bahanesini de bulursun. Ben hiçbir zaman ikinciliği düşünmedim ve her zaman birincilik için çalıştım. Kol olmayan bir insan hayata dört kolla sarıldı.